Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınem istiklalar ekranımız olsun. Xitay acellik hücum sebeplik Pakistan'daki iki tosma kuruluşunu toxtatdı. Xitay puhraları Pakistan'da acellik hücumga uçurgan deyken, Xitay Pakistan'daki iki tosma tür kuruluşunu toxtatgan. Amerika vazının 30 Mart haber kılışça bir Xitay əməldari aldınqı həbdi özünü qoşub partlatqıcı 5 Xitay ve Pakistan şopırını öldürgen deyken, Xitay hüddigerlerinin Pakistan'daki iki çoğun tosma kuruluşunu toxtatqanlıqını bildirgen. Bu əməldarının eytişçe bu şirketler Pakistan idarelerden təxminən 1250 Xitay işleydiğen oranını kaydı etiştirdim burun yeni bir xatırlık planını oturgu koyuşunu tələb kılgan. Pakistan İçki İşler Ministeri Muhsin Naqvi'nin işxanısı Xitay'nın İslamabad'daki baş elçixanısı da Xitay'dan gelgen alahidi təkşiriş korupisi bilen körüşkallikini ve 26 Mart 100 bergen əcəllik hücum vaqasını təkşiriş doğrusu da onlarga məlumat bergenlikini eytiqan. Onlar yığın ceryanı da Pakistan'daki Xitaylarının bexaterlikini qoğdaş meselesini müzakir kılgan. 26 Mart bir özünü qoşub partlatqıcı maşinistini Pakistan'ın ğarbi şimalidiki tosma kuruluşuğu ketip atqan Xitay injinerlerinin maşini ətirdiki soqqan bolup, maşindiki 5 Xitay bir Pakistanlıq şopuru ölgen idi. Bu şu hafta içinde Pakistan'daki Xitay məbləğ salgan kuruluş türlerine alaqadar 3-cü qetimliq hücum bolup kalgan idi. Vietnam Xitayning Tonkin qoltiqida kengaymachilik qilishiga qarshi turdi. Vietnam Xitayning Tonkin qoltiqidagi dengiz bo'yi rayonini qaytadan bekitish urinishiga norozilik bildirdi. Amerika vazining 30 mart xabar qilishicha Xitay rejimi mart ayining 5-ida dengiz qoltiqida yangi dengiz tavalligi siziqini e'lon qilgan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuni ahdinomasiga asoslanganda bir devletning dengiz tavalligi asosiy siziqi Deniz suyu pesaygendeki deniz kırgıqı liniyesini körüstüdüğün bulup, deniz boyudaki su tevalliki ve karışlık iqtisadi rayonunun dairesini eniklaşkı şildildikken. Xitay talışıvatkan yer dəl Xaynan arılı bilen Vietnam otursudaki Canobi denizden şimalideki deniz yolu ikken. Ahdınama kırgıqı yıqın arallar, derya iqilleri ve başka alahide yer kesimlerine qarıtılgan nizamlarını özü çıkalıdığın bulup, bundaq əkvalda asasi sizliklerini şildişke boludu. Ama mütəxəssislərinin eytişçe, Xitay deniz qırğıqıdan yıraq arallar arasında bir qatar asasi sizliklerini siziş arqılıq bu nizamlarını çekidin aşırıb suistimal qılğan. Mütəxəssislərinin eytişçe, gerçi Xitayının yığınqı məzgillerdeki deniz okyanını qorşaş hərəkitinin bivasta təsiri çəklik bozumu, ama bu rayonun yol başlaş ərkillikigi təsir görüstüşü mümkün ikən. Pavqulada əhval asıda Xitay bu prinsipini qollunub, Tayvan boğazını Xitayının qırğaqı yığın deniz təvəlliki deb ilan qilishi mümkün ikən. Xitay deniz rayondaki zomigarlik hərəkitini izgil davamlaşdırıb kelgan bolub, 2013 yıldan başlap Tayvan, Malayziya, Filippin ve Vietnam igilik hüquq tələb qılğan deniz təvəlliki de köpləb süni aral payda qılğan. Xitaylar Amerika'daki aerodromlarda qattıq tekşürülmekte. Xitay Amerika'ya sayahatke baradığan puhralarını kütülmegen əhvallarga karşı tayarlı kılıç toğrısı da agahlandırdı. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin ündidar hesabıda elan kılınan sayahat agahlandırışı da yakından buyan bir kısım Xitay oquqçular ve şirket xadimlerinin Amerika aerodromlarda sağçılarının soraq kılışıya uçurğalıqı əskertildi. Bayanatta Xitay puhralarının telefon, kompüter ve başka buyumlarının bir-birlap axtırılğalıqı ve bazı Xitaylarının çigradın kirişi çekilengeliği Amerika'ya sayahatke baradığan başka Xitaylarının mı oxşaş əhvallarına yoluqışı mümkünlükü uçturuldu. Xitayının Washington'daki baş elçixanası 29 elan kılgan bayanatıda bir kısım Xitay oquqçularının Washington'daki Dulles Xalqara aerodromiga kelgenden keyin nachar muamelege uçurganlıqı bazı Xitaylarının 10 saat kiçe tutup durulganlıqı sebebiden Amerika'ya narazılıq bildirgenliği tilge elinğan idi. Xitay Kazakistan'ı birlikte yeni iqtisadi koridor kuruşqa çağırdı. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatıga asaslanğanda Xitay Kazakistan Taşqi İşlar Ministerleri strategilik söhbetinin tünce yığınını Beijing'de ötküzgen.
Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi yig'inda so'z qilib, ikki davlatning tarixiy yipak yo'li liniyasidagi sharq-g'arb savdosini jonlantirishni maqsad qilgan bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhimligini ta'kidlab, yuqori sifatlik sijil va chidamchan yangi ulanish koridorini birlikda quraylik degan. Qozog'iston muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Murat Nurtilio Qozog'istonning tashqi siyosatida Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning muhim o'rinda turadiganligini, Xitoy bilan siyosiy ishonchni xalqlar orasidagi ta'sir va o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorliklarni taraqqiy qildirishni hamda xalqaroliq va rayon xarakterlik masalalarini moslashtirishni xohlaydiganligini bildirgan. Yig'inda taraflarning bir balvoq bir yo'l hamkorligi yerlik organlar bilan xalqlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir ko'rsatishni kuchaytirish, tashqi aralashish va singib kirish urinishlariga qarshi o'rtaq kurash qilish, jamoat xavfsizligi va bexatarlik sohasida hamkorlikni yaxshilash, Xitoy O'rta Osiyo dialogi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Osiyoda ishonch turg'izish tadbirlari yig'ini va Birlashgan Davlatlar tashkiloti qatorliq ko'p taraflik ramkalar doirasidagi hamkorlikni kuchaytirish qatorliq temalarda fikr birligi hosil qilingan. Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini bultur may oyida Xitoyning Xi'an shahrida o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Xi Jinping zo'r summalik yemchuk tashlab, O'rta Osiyo davlatlarini jami 26 milliard so'm qimmatida mablag' va haqsiz yordam bilan ta'minlaydiganligiga va'da qilgan edi. U yana O'rta Osiyo davlatlari bilan bir-birining egalik huquqi, mustaqilligi, xavfsizligi, zamin butunligi qatorliq yadroliq manfaatga aloqador masalalarda o'zaro qat'iy qo'llaydiganligini bildirgan edi. BDD İsrailiyaning hujumini ayyibladi. İsrailiya qismlari davomlashtirayotgan hujumlarda xalqaroliq tashkilotlar va ularga tabe xodimlarni ayirmasdan hujum nishoni qilmoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, İsrailiyaning uchuqchisiz aeroplanlari Livanning janubidagi Birlashgan Davlatlar tashkiloti Livan vaqtliq tinchlik qismlariga tabe Bironovik avtomobiliga hujum qilgan. Hujumda 3 askar va 1 Livan fuqarosi yaralangan. Livan tashqi ishlar ministrligining bayonotida İsrailiyaning Livanning janubiga qilgan hujumi ustidan BDT xavfsizlik kengashiga arz sunish uchun tayyorlik boshlanganligi va hujumning qattiq ayiblanganligi bildirilgan. BDT bosh kotibotligi bayonotchisi BDT bosh kotibi Antonio Guterresning hujumni ayiblaganligini uqtirgan. Bayonotda tinchlik saqlash qismlarining bexatarligi va omon-esonligiga har vaqt kafolatlik qilish kerakligi ta'kidlangan. İsrailiyada 100 mingdan ortiq kishi Netanyahu hukumatiga qarshi namoyish o'tkazdi. İsrailiyada bosh minister Binyamin Netanyahu hukumatiga qarshi chiqish uchun shundaqli G'azzadagi isroiliyalik asirlarning oila tabiatlarini qo'llash uchun elib berilgan keng ko'lamlik namoyishga 100 mingdan ortiq kishi qatnashdi. Namoyishchilar G'arbiy Quddusda yuqori sur'atlik toshyo'lning qatnashini to'sib qo'ydi va o't yiqib saqchilar bilan to'qunishdi. Namoyishlar shanba kundagiga selishtirganda yakshanba kuni kechda texmo kuchaygan holda davomlashdi. Isroiliya parlamenti joylashgan G'arbiy Quddus namoyishlarning markaziga aylandi. G'azzadagi isroiliyalik asirlarning oila tabiatlarini qo'llovchilar bilan Netanyahu hukumatining iste'fo berishini talab qilgan 100 mingdan ortiq kishi parlament atrofidagi yo'l va maydonlarni qopladi. Netanyahuga qarshi guruhlar asirlarni almashtirish kelishimi darhol hozirli tuzilsin, darhol saylam o'tkazilsin deb shuarlarni to'plab, hukumatning iste'fo berishini talab qildi. Isroiliya saqchilari namoyishchilarga otliq qismlarni ishiltib va ijtimoiy voqealarga aralashish avtomobili bilan yuqori besimliq sesiq suv purkidi. Netanyahu ko'chalarda namoyishlar davom qilayotgan paytda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida muddatdan burun saylam o'tkazish talabining Isroiliyani 8 oy palach holiga tushirib qo'ydiganligini va bu ahvoldan Hamasning eng xushal bo'ladiganligini ilgari surdi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programmada ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.